Deprem değil, bina öldürür sözü bir kez daha ortada görüyorsunuz. Bazı binalar tamamen sağlam, bazı binalar eğilmiş, bazıları tamamen yıkılmış. İşte burada kullanılan malzeme, teknik çok önemli. Malzemeden çalmamak çok önemli. Temeli sağlam tutmak çok önemli. Bir de buralarda giriş katları biliyorsunuz ya market yapıyorlar ya spor salonu yapıyorlar. Yer açılsın diye ana kolonları kesenler var. İşte yıkılan binaların, ağır hasar gören binaların çoğunda maalesef bu sonuca varıldı. Uzmanlardan biri Profesör Doktor Celal Kozanoğlu diyor ki kolon kesme alışkanlığı maalesef bizde var. İşte bu sözler acı gerçeği bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Alt katı dükkanlar ve mağazalar için boşaltırsanız, duvarlarını alırsanız o duvarların olmaması o katta bir zayıflık, yumuşaklık belirtisidir. Depremde maalesef o zayıflık kendini hemen gösterir. Yapılan yanlışları bir bir saydı. Zemini de çok iyi tanımamız gerekir. Üstünde bulunduğu zemine göre yapının tasarlanması gerekir. Alınması gereken önlemleri sıraladı. Kolon kesme alışkanlığı maalesef bizde var. İzmir yaşanan depremde büyük yara aldı. Birçok ev yıkılırken yüzlercesi ağır hasar aldı. Profesör Doktor Celal Kozanoğlu İzmir'deki hasar alan binaları değerlendirdi. İzmir uzun zamandır böyle bir deprem yaşamadı. İzmir için önemli bir sınav oldu. Her bina kendi özelinde incelenmesi gerekir. Zemini de çok iyi tanımamız gerekir. Üstünde bulunduğu zemine göre yapının tasarlanması gerekir. Binalarda yapılan en büyük hata ise alanı genişletmek için kolonların kesilmesi. Kolon kesme alışkanlığı maalesef bizde var. Alt katı dükkanlar ve mağazalar için boşaltırsanız, duvarlarını alırsanız o kat yumuşak kat adını alır ve biz bu katı zararlı olarak algılarız. O duvarların olmaması o katta bir zayıflık, yumuşaklık belirtisidir. Depremde maalesef o zayıflık kendini hemen gösterir.